Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. İnceleme ve geliştirme serisinin bu videosunda daha önce incelemesini yaptığımız SC kameranın SC360 modelinin kullanım örneğini göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bu görüntüye nasıl geldiğimizi videonun başına hızlıca sararak izleyelim. Evet, kameraya bağlanmak için ilk olarak kameramızı çalıştırıyoruz. Dışarıda ne yazık ki ekran görüntüsü çok net olmayacak. Ardından Wi-Fi'nin çalıştığını görüyorsunuz. Wi-Fi'ni açmak için mod tuşuna basılı tutabiliyoruz. Sonrasında cep telefonundan Wi-Fi'yi çalıştırıp SC360 yayınına bağlanıyoruz. Eğer değiştirmediyseniz şifresi 1'den 8'e kadar olacaktır. Bağlantı sağlandıktan sonra internet bağlantısı kontrol ediliyor diyor. Belli bir süre sonra da internet bağlantısı olmadığını, buna rağmen bağlanıp isteyip istemediğimizi soruyor. Buna bağlan diyoruz. Bu işlemin ardından SGCam'in kendi uygulamasını çalıştırabiliriz. Programı çalıştırdıktan sonra en üstteki seçeneği tıklayıp kameraya basıyoruz. Ardından kısa bir süre içerisinde kameranın yayınına bağlanabiliyoruz. Şu anda kameranın çektiği görüntüyü görüyorsunuz. Burada kendi programı arayüzünden farklı seçeneklerde görüntüye ulaşma imkanımız oluyor. Mesela bu görüntüde şu anda bir görmüşüz gibi çeşitli açılarından bakabiliyoruz. Bu görüntü yukarıdan uzaydan bakıyormuşuz gibi bir efekt yaratırken, bu görüntü bildiğiniz panoramik görüntü şeklinde görüntüyü izlememizi sağlıyor. Bu da son seçeneğimiz. Bir silindirin içerisinden sanki bakıyormuşuz gibi bir efekt yaratıyor. Tüm bu seçeneklerle ilgili şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sadece bu program arayüzünden bize sunduğu bir ön gösterim. Yani kaydı bu şekilde yapmıyor. Buradan kayıt başlatıp durdurduğumuzda normal, bir önceki videoda gösterdiğim gibi MP4 formatında bir kayıt yapacaktır. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Bunları sadece bu program arayüzünde kaldığımız sürece izleyebiliyoruz. Kayıt yaptıktan sonra yine bu programla açarsak bu şekilde izleme imkanımız oluyor. Ancak herhangi başka programla ya da Windows ortamında bunu bu şekilde izleme imkanımız olmuyor. Kaydı normal şu aşağıdaki video kayıt butonuna basarak başlatabiliyoruz. Bunun ardından kayıt başlıyor. Tekrar bastığımızda durduruyor. Hemen bir sağdaki seçeneğe gelip aynı şekilde fotoğraf çekmemize de imkan sağlıyor. Evet, kameranın kullanımı ile ilgili anlatacaklarımı böylelikle bitiriyorum. Daha fazla detaya girmemin kanalın asıl amacının dışına çıktığını düşündüğüm için bu kadar bahsedeceğim. Şimdi kameranın drone üzerine montajı aşamalarını göstermeye çalışacağım. Hemen sonrasında da yaptığım bir çekimi bilgisayar ortamında nasıl işlendiğini ve bundan sonra YouTube'da nasıl paylaşıldığını göstermeye çalışacağım. Şimdi bu aşamada öncesinde benim yaptığım bu sistemin güvenli bir şekilde uçuş yapıp yapmadığından emin olabilmek adına test yapmam gerekti. Bunun için de ilk parçayı yapıştırıp sabitlemiş oldum. O parçanın montajını gösteremeyeceğim ama zaten kamera paketinden çıkan parçayı olduğu gibi şu anda göreceksiniz. Buraya yapıştırdım. Üzerine bir parça daha ekleyip üzerine kamerayı yerleştiriyorum. Şimdi o parçayı göstereyim. Evet, kameranın montajı için şu anda ekranda gördüğünüz şu parçayı buraya öncelikle yapıştırdım. Ardından da üzerinden 3 tane farklı noktasından plastik kelepçeyle iyice sağlamlaştırdım. Bu parçanın sağlamlığı konusunda hiçbir tereddütüm kalmadı. Burada dikkat edilmesi gereken konu, bu drone'un altındaki herhangi bir nokta olabilir. Düz bir zemine bu parçanın montajı. Ardından yine aynı paketle birlikte gelen şu alt kısmı şu şekilde dişli yapısına sahip, üst kısmında da tripod vidası bulunan parçayı bunun üzerine geçiriyorum ve bunu yine kendi parçası ile birlikte vidalıyorum. Burada en son aşamada şunun açısını ayarlama imkanı veriyor. Bunu yaklaşık olarak ayarlayıp bu vidayı sıkıyorum. Ardından bu gayet sağlam bir şekilde duruyor. Bu da son derece sağlam oldu. Herhangi bir şekilde çıkma ihtimali yok. Son olarak da kameranın alt kısmını bu vidaya yerleştiriyorum.
Yani bu kurulumu yaptıktan sonra da kamerayı söküp çıkarmak son derece kolay. Bunu çevirerek buradan çıkarıyorum. Yerine oturtmak istediğimde tekrar aynı şekilde takabiliyorum. Şimdi uçuşa geçebiliriz. Şimdi yaptığım iki farklı çekim mevcut. Sol tarafta yolculuk sırasında yaptığım çekim, sağ tarafta da uçuş sonrası yaptığım çekimin dosyasını görüyorsunuz. Öncelikle kameradan bu dosyaları bilgisayarıma indirdim. Ardından da internet üzerinden Google'da SG360 Converter diye aradığımızda SGCam'in kendi resmi sitesinde çıkan linke tıklıyoruz. Bu link içerisinde Windows kullananlar için üstte, Mac kullananlar için de alttaki dosyayı indiriyoruz. Bu dosyayı indirip açtıktan sonra karşımıza böyle bir klasör çıkıyor. Bu klasörün içerisinde SGCam SG360 uygulama dosyasını çalıştırıyoruz. Program açıldıktan sonra ilk olarak klasör simgesine tıklıyoruz. Buradan hangi klasör içerisinde kaydı araması gerektiğini seçiyoruz. Ben kaydı SG360 çekimleri klasörünün içinde koymuştum. Burada ikisi de çıktı. Yolculuk sırasında yaptığım kayıt ve uçuş sırasında yaptığım kayıt. İlk olarak yolculuk sırasında yaptığım kaydı çevirmesi için şuradaki şu dönüşme oklarına tıklıyorum. Bu kaydı nereye çıkartacağını soruyor. Bunu da tekrardan aynı klasöre tamam diyorum. Ardından bu işlemin bitmesini bekliyorum. Bu çevirme işlemi yaklaşık olarak 3-4 dakika alıyor. Şu anda siz hızlandırılmış olarak izliyorsunuz. Sonuç olarak Conversion Complete yazısı çıktıktan sonra işlem başarıyla tamamlanmış oluyor. Sonrasında Escape'e basarak bu uygulamadan çıkıyoruz. Çevirdiğimiz dosya aynı dosya adında başına VR gelmiş şekilde burada görüyorsunuz. Bu dosyayı VR uyumlu bir programla açtığınızda veya doğrudan YouTube'a yüklediğinizde YouTube'da 360 olarak izlenebiliyor. Bu videoya bu görüntüyü dahil edemiyorum çünkü bu 2D oluşturulmuş bir video. Ayrı bir video ile bu videoyu da paylaşmış olacağım. Bu izlediğiniz videoyu burada sonlandırıyorum. Yolculuk ve uçuş kısmındaki videoları ayrı birer video olarak kanalımda paylaşacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.